Beşiktaş, Medipol-Başakşehir maçının devre arasında Erman Hoca ile beraber karşınızdayız. İki yarı değerlendireceğiz. 2-1'lik ee, bir üstünlüğü var Medipol-Başakşehir'in. Saniyeler önce Okaka ile öne geçti Medipol-Başakşehir. E, Trezege ile 1-0 yapmıştı Başakşehir. Güven 1-1'e getirdi. E, ve 45 artı 3 hatta 45 artı 4'te e, Okaka skoru tekrar 2-1'e taşıdı. Medipol Başakşehir 2-1 önde Beşiktaş karşısında hocam ilk 20-25 dakikada özellikle etkili bir Başak Beşiktaş takımı vardı. Şöyle notlarımı nasıl okuyayım? 17 18 19. İki Kenan bir can kaçırmanın daha zor olduğu pozisyonları harcadılar. Sonrasında Başakşehir oyunu dengeledi, golü buldu. O bölümde artık daha da kolay oynamaya başladı beklerde bayağı geçirgen bir görüntüsü var Beşiktaş'ın. E, kendi savunmasının sol tarafından da çok geldi Başakşehir. Gol de hemen önce bir pozisyon var. Golden daha kolay gol pozisyonu. E, ama e, pozisyonu bol bir maç izliyoruz. Haftanın son gününde. Anlattığına göre 4-4 biterdi yani. İlk Valla de... daha olur olur mu sorusunu sonda soracağım hocam. Yalnız şeyi e, mesela Başakşehir'in oyun sistemi şeye de benziyor. Trabzon'a da benziyor. Yani böyle hemen ilk başta böyle hal duruldur gitmiyorlar. Bir bakıyorlar rakibe i̇lk bir bakıyorlar. oynuyorlar falan. O arada Beşiktaş bayağı bir bir iki tane pozisyon iki tane iyi pozisyon İyi pozisyon Atam var onlar. hocam. İyi pozisyon hocam var. Hocam atamazsan atarlar. Bir de ee, bu 6 puanlık maç. Biri 44 puanda biri 46 puanda. Evet, evet hocam. Yani bu ikincilik için falan bayağı çok önemli bir maç yani. Öyle. Kendi aralarında liderlik maçı yapıyorlar hocam. Kendi aralarında liderlik Tabii. maçı yapıyorlar. Tabii öyle bir maç. Ya i̇kinci grup artık yani. Bu artık Herif, 6 puanlık bir evet. maç. 6 puanlık maç. Ha maç aslında güzel şeyler oluyor. Öyle. Yani kaliteli işler de oluyor. Hakem de bırakıyor. Bırakıyor. Çok şeyi bıraktı bir yerde kesti. Ve iyi maç oluyor. Bir de hakem de bırakınca iki takımda futbol oynamaya müsait oyuncular var. İyi hareketler oluyor. Top oraya dönüyor, top buraya dönüyor. Yani keyifli bir maç oluyor. İkinci yarıda gol olur mu? Ne dersin? Olur. Değil mi? Yani i̇kinci yarı bu maç golsüz bitmez zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir kulağıma bir e, vurgu yaptılar. İlk yarım saat geçtiğinde Beşiktaş rakip cezasına, ceza sahasına 8 kez girmiş. Başakşehir sıfırmış. Dakika 45, 12, 11 olmuş rakam. Yani o dediğin gibi Başakşehir böyle kontrollü başlıyor. Evet, rakibini tartıyor. Evet, öyle böyle yapıyor. Sonra üzerine koyarak, koyarak gidiyor. gidiyorlar. Bugün Beşiktaş'ta kupa tabi kupadan elenmek ciddi bir sıkıntıya yol açtı Beşiktaş, camiada. Şey bir mental olarak cidden yıprandılar. Yani kolay değil. Şimdi bugün biraz farklı bir kadro da çıkartmış ama bakıyoruz işte can çalışıyor güven keza öyle. Yani daha böyle agresif istekli bir görüntüsü var Beşiktaşlı oyuncuların. Şimdi... Hep yabancı yabancı diyoruz da mesela... ...güvenin hakikaten iyi bir kumaşı var. Yani güven... ...kendisi de... ...kendisine hocam, güvenirse... ...kendisi de kendisine, kendisine güvenirse... ...güvenden bayağı bir iş olur. Yani teknik adam... ...çalışacak meziyetleri var çünkü. Patlama meziyeti var, var. Bir çıkışı var. Vuruş tekniği Vuruşları, var. Yani kafama bak. Biraz kendisi... Biraz da yani teknik adamlarla özel çalışırsa güvenden bazı şeyler olur gibime geliyor. Kendisine de dikkat Ama etmesi Ama kendisi çalışacak yani. Kendisi karar verecek evet. güvende onu söyleyeyim. Yani daha hatırlıyor İyi musun İyi bir şeyler olur Ne güverden. konuşmuştuk burada? Daha ilk çıktığında böyle. Saçları sarıya marıya boyadığında. E, bazı gol hareketleri de. falan yapıyordu. Yanılmıyorsam. Bok Shinji Kagawa ya mıydı? Böyle arkasına vurdu falan bir şeyler yaptı sevinirken. E, o gün vurgulamıştık bunları. Evet e, ee, işte sonra onları toparladı da toparladı. Toparlarsa olacak kumaşı var hocam. Bir de vücudu kilo almaya müsait. Hmm. Yani bütün futbolcunun kilosu da çok değil. Şu anda bile fazla kilosu var. İddia ediyor. En az bir en az bir 4 kilo falan vermesi lazım. Bak çok net söylüyorum. Hmm. Ozan gibi kalçası malçası falan şey oyuncu. Yani bayağı dikkat etmesi gereken. ya olursa iri kemik diyoruz futbolu, hocam. Evet, bize Türk, Türk <laughs> yani bir salter kazanır. Evet. Çünkü vuruş tekniği iyi. Öyle. Adamı geçebiliyor. Bir patlaması var. Çıkışı var. Falan. Olur mu? Olur. Kendisi karar verecek ama. Hocam Rozi'ye çok e, böyle hamlelerinde, müdahalelerinde e, aslında kritik işler yapan bir oyuncu. Fakat birkaç pozisyonda yerini kaybettiği, birkaç pozisyonunda da offside'ı bozdu oldu ki golde de öyle. Evet. Ya Başakşehir son 4 dakikada, son 10 dakikada falan 3 4 tane pozisyonu var. Yani iki ucu keskin derler ya iki tarafı zaman, keskin. Gittiğin zaman buraya geldiğin zaman araya bir top attılar sağ iç olduğunda stoperle kaleci araya giremedi tam girse ayağının üstünü vursa orada. Mesela evet. Ama işte hocam yani çok gol pozisyonda girmek, çok gol atmıştı. Işte. Buyur Beşiktaş Hı. ilk başta girdi, Başakşehir 2-1 önde kapattı. Hadi buyur burada ee, Başakşehir kendi sağ tarafını, Beşiktaş'ta sol tarafını ısrarla kullanıyor ama işte <laughs> gol ters taraftan geldi mesela Başakşehir. E bu... gelecek. Çünkü nereden gidersen öbür taraftan gol olur. Doğru. Çünkü topa doğru gidiyorsun, topa gidince arka tarafı boş oluyor. Hep arka tarafını kollayacaksın. Hayatta da öyle hocam, arka tarafı evet. kollayacaksın. Sırtını sağlam almak sağlam almakta fayda arka var. neler oluyor bakacağız. Erkan Özdamar'ı genel anlamda iyi bulduğunu söyledin. Oynatmaya niyetli bu çocuk bu sene iyi gidiyor. Bir iki kere daha bunu söylediğini hatırlıyorum. Evet. İyi gidiyor inşallah da bozmaz, iyi gider. Kendinden emin, rahat. Çok kesmiyor. Öyle yatana kalkana fazla bakmıyor filan. Demin gördün mü? Kimdi o Beşiktaşlı bir oyuncu ah dedi vah dedi yattı. Hmm. Sonra kalktı depar attı. Sana gösterdim ya ters taraftan. <laughs> evet. Nasıl depara gidiyor? Allah Allah ne oluyor ya falan. Biz hatta ciddi mi durumu dedik. Bir baktık sonra bir anda kalkıverdi. Aslında öyle topçu var ya. Yani yakalayınca basacaksınız yapmayacaklar bir daha. Kimi yakalarsan yakala hangi takımda? Maç içinde zaman yani zaman Yani zannedersin sen. ki öldü bir anda kalktı ya canlandı. <laughs> Şimdi e, tabii ikinci yarıya ilişkin eee hocaların hamleleri olacaktır. Ee, şimdi sanıyorum son bölümde Wellington sakatlandı. Arka adelesinde bir problem var gibi duruyor. 3-4 hafta ee, Necip e, orada oyuna dahil olma hazırlığındaydı benim görebildiğim kadarıyla son bölümde o dahil oluyor. Ee, ama mesela orada Montero'yu denemedik ki ki Montero'nun kupa maçında bayağı bir o şeye yansıyan, ekranları da yansıyan görüntüsünü hatırlıyorum. Orada bayağı bir moral olarak bozulmuştu. Mesela ıı, Lerin kenarda. Evet. Değil mi? Evet, Ama Lerin evet. tabii yönetimle de onun işi var. Peki seneye kalacağını... batçuayı kenarda hocam bugün. Evet. Bahçıay'ı kenarda. Yani Larin kenarda, Bahçıay'ı kenarda. Aslında farklı bir şeyler yapıyor bugün Önder Karabeli. Ee... Ama şimdi farklı bir şeyler yaparken de farklı bir şekilde baş ile almak mecburiyetinde kalacak gibi geliyor. Değil mi? He. Öncelikle belki e de Balçova'ya hamlesi Tabii. gelebilir. Tabii. Yani bakacak. Eli mecbur sonra ne yapacak ki? Böyle Öte yanda Emre Üçüncüyü onun... yersen ne olursun? O, o zaman sıkıntı olur. Çünkü Başakşehir öyle bir takım biliyorsun. Öyle Başakşehir e geldi mesela falan. O Santrıfor çok kişiyle falan durduramıyorsun evet. abi. Kalçayı bir daha yiyor maşallah. Yani Bakeme gibi olur. Şey, Bakeme'nin şey şeyi ikiz kardeşi gibi evet. ya. <laughs> Tabi Bakeme abi de o bir kardeş, bir ufak yani Bakeme gibi. Bu da enteresan bir adam. Ee, Gulbrandsen, Şadli, Pizzi, Deniz, Salih Uçan. Şeyde de yani Pizzi var. Baya orada da e, alternatif var em e, Emre Berizoğlu'nun e, de dolu hamle evet, yapmak evet. adına. Dolayısıyla hep söylüyoruz, İkici konuşuyoruz. Iyi Gol olur mu hocam da Olur. Değil mi? Bu hafta iyi maçlar olacağı belliydi. İyi oldu ya yani. Dün iyi oldu, evet gün iyi oldu. Bu da iyi olacak. Zaten iyi oluyor bu da. Bu da iyi olacak. Şimdi... Ee, pozisyonları hatırlatıyorlar aşağıdan. Pozisyonlara takım oyununda bakacağız görüntüler evet, üzerinden. Evet. Şimdi burada şey yapmayalım. Detaylı konuşacağız pozisyonları. pozisyonları. Konuşacağız Daha başka şeyler konuşacağız pozisyonlarla ilgili. <laughs> Dünle ilgili bir şeyler söyleyeceğim filan yani var bu. Konuşacağız, konuşacak. Şey çok Önce skorboard'a pasa atalım biz. İkinci yarıda e, yavaş yavaş artık takımlar oyun alanına çıkmak üzere. E, bir sözü skorboard'a bırakalım. Ardından efendim takım oyununda hem bu maçı e, detaylı bir şekilde görüntüler üzerinden konuşacağız. Tartışmalı pozisyonları ele alacağız. Hem de ev haftayı şöyle bir toparlayıp bir gündem hakkında birkaç kelam edeceğiz. Efendim Aspor'dan ayrıldım.